Merhaba arkadaşlar, Farming önce 2021 oynamaya devam ediyoruz. Bahar mevsimi geldik yeniden ve işte bir önce bölümde bahar mevsimi gelmişti. İşte yeniden ürünlerimizi ekiyoruz. Şimdi ekildi arkadaşlar. Bir kısımda ekim tohumlamasını yapıyorlar. Şurada ağaçlarımız var 3 tane, onlar da bahçelerimiz var, onlar da büyümeye devam ediyor. Bir tane seramız var. Buradan çıkan ürünler için şöyle bir otomatik ticaret ayarladım. Ne kadar üretilirse otomatik olarak satacaklar işte. Birisinde kırmızı biber yetiştiriyoruz, birisinde domates, birisinde ahududu, birisinde de çilek yetiştiriyoruz. Bunlardan üretileni olduğu gibi satıyorlar. Para olarak 45 bin liramız var ama aynı zamanda 100 bin dolar kredi çekmiştik. Bunun taksitlerini ödüyoruz. Taksitini ödemişiz. Daha gücümüz çok daha var. Yani ayıklar etkisi de hiç ödemezsiniz. Domatesimiz de yapılmış. Ben olacağız. Şimdi şu an o satarlar arası. Beni 257 lira satmışlar. Satmışlar size. Bir de 203 tane daha çıkmış. Onu da 705'e satmışlar. Şeylerden çok büyük paralar gelmiyor. Şu seralarda. Ama işte kışın işleri de boş kalmasın. Aynı zamanda yazın da aynı şekilde. Zaman zaman boş kalıyorlar. O zamanlarını değerlendirelim. Kaşık boş para gelsin. İşçilerin de maaşları çıksın falan diye. İşte. Kaç tane sera yaptık öyle. Parayı tarlalardan, bahçelerden bulalım. Ayrık olmuş. Bu kredi taksiti daha ayrık olmuşum. Böyle de gitmiş. Şimdi kez ekseri sürüm tıkları da vermiş.
Abi evet, biraz yavaş yavaş. Bu civarda bir para geliyor işte. 1500-2500 arası bir para geliyor bir seferde. Şeylerden, servadan. Ama yılda 5-6 kere hasat çıkıyor her birisinin. Bakalım yani yine 15 gün falan getiriyor işte. İlaç falan masraflarını düşünce biraz az oldu. Kârı az tabii de. Ama işte hasattan o kadar para geliyor. Ve toplu para gelmediği için yağmurlardan etkilenmediği için de hep sürekli kendi özünü kullanması gerekiyor. Bu noktası 25 hektar. Şu nokta 27 hektar. Yani onun 10 kat falan. 10-11 katı. Bir 10. Evet, bu arasında ikiye düşeceğiz. Kaç gün sonra. Neyse ki yağmur yağdı. On bir bin sekiz yetmiş lira CFS. Neyse ki bu hem kanala hem de kartı. Bunlarla böyle arkaya geçeriz ama bu sonunda ne olacak? Bunu biraz bahçelerden gelecek para ne kadar bilmiyorum. O bilirler. Çok az da olsa ekstra için bu kanola asadının zamanı geldi gibi kalmış. 4 gün sonra da kartı asadı gelecek. Ondan sonra ay bitiyor yine.
ödemelerimiz gelecek. Bunlarımızın kadar kazanmak çok. Yani bir 20 bin euro falan şu ikisi kazanılır diye düşünüyorum. Olmasa olmamış. Fiyatlar da çok farklı o zaman. Şunun önceliğini yükselttim. Diğer de yaklaşıyor 3 tarzımızın da süresi diğer içinde gelecek. Bir sonraki yerde bu 3 bahçemiz de gelecek. Önceliğini de yükselttim, hala buna başlamamış. Şurada çalışan mı? Burada 3 kişi çalışıyor, burada 2 kişi çalışıyor. Sürekli birileri gidip buralarda çalışıyorlar. Burası da buralarda çalışıyor.
İşi burada çalışıyor diyelim. İşi burada çalışıyor. Bundan önce gidip onu halletmeye başladım. Ben neydi bilmiyorum zaten. Yeni elemanlar mı? Almak istemedim zaten doğru. Haftaya geçeriz bu ay. Tamam, tekrar kredinin 5 taksitini öderek 4 taksit aldım. Arkadan yürüyor musun? Sağanları satsam mı acaba?
yanında mı yetişir? İnşallah yetişir. 8. ayda ise yetişir. Bir tur daha satar. Kanola'dan. Bir yılda iki. Neymiş? Yetişecek mi? O sorumluluğunu da mı? 8. ayıdayız. Şimdi yetişir. Satmıyor bir şey var mı? Aa, ne satmıyor mu? Yüz gün var. Yüz günde Aralık ayına geçmiş olacağız ama ne olacak bilmiyorum. Bu alacak galiba. Bir şey alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Üç kişi yeter. Evet, sinem. Ambar mı? Thank you.
çalışanlarımız çok arttırmış oldu. Hiç bu kadar artmak istemedim şu an. Bu bahçelerden ciddi kazanıyoruz. Sen 5000 yerlerde bayağı bir şey geçtik. Şimdi Arnold'dan gelecek. Üstüne bir kayısından gelmişler işte. Senin sonuçta işte kalmış. Yeterli çalışan bir yere gelince burayı toplayacaklar. Kartlasa da bitmiş. 21.500'de kartlasan geldi. Yani dedim herhalde bakacağız ama. Hayvan yetiştiriciliği yine nasıl yapabiliriz? Tavuk, balık, mandıra. Küçük barak. 18.000 maliyette küçük barak hayatsak. Bir gelir kaynağımız daha olsun. Bir tane işçi atlayacaktım. Hayvanlarla iyi çalışabilen. Şu var. Şu da var.
başka yok mu? Tek bu var. Şimdi atıyorum. Hayvancılık eğlencesi. Sen varsın. Ben varsın. Şey atıyorum. Tamam, şimdi hayvan. Koy satın alalım. 10 tane koyun satın alalım. Buğday, soya, bezelye, mahsulat, koyun yünü. Ne yiyebiliyor? Çin yiyebiliyor. Mahsulat, buğday, soya ve bezelye. Şimdi buradan biraz satın almak gerekiyor. Satın için. Mahsulat, çin ve buğday ise yeterli olur. Şimdi bunlardan satın alalım. Mahsulat alalım. Üç. Ne kadar lazım bilmiyorum. Çin. Diğer için ekleyebiliriz. 3 kilo da çin satın alalım. Buradan satın alalım. 3 kilo da buradan satın alalım. Ne kadar yiyeceklerine bakalım mı? Tahmini aylık 300 kilo. Buradan alalım. 100'er kilo aldık. O bunlara bir ay geçecektir. Sonra yenisini alacağız. Evet, lazım. Kilo kilo satın alsak zaten hayvanımız geldi. Yiyecekler de geldi. Gübre için bir tane gübreyi de şuraya da koyalım. Hayvan gübresini. Şuraya bir tane üretim binası yapacağım. Gerçi silaj şeyim. Oh,
Reynolds'da hesap edebilir miyiz? Bilmiyorum. Bu arada şurada o ticarete böyle bir şey var mı? Koyun sütümüz var. Bizim koyun yiyemiz var. Koyun sütü. Koyun sütünü sattım. Bir sütün fazlası. Uzun işletmeniz var. Daha su satacağız. Üretilen işlemi koyun sütünü sat. O da bize ekstra gelir getirecek sırası olarak. Olanı şu gelir. Hayır, şu anda sürekli seç. Elimizde satılabilecek bir şey var mı? Koyun önlerini satabiliriz. Hatta onu da güzel de ekleyelim. Satılabilirim. Sasas. Bu 3 ayda eksiğe düşürürüm. Neyse, tamamen sorulmuş. Neyse. Bir şey değiştirmek yine. 3-4 ay sonra yine eksiğe. Ne kadar gelir arkadaşlar? En azından ayın 28'inde 76 litre satmışız. 3 gün sonra 95 litre satmışız. Koyun yönünden de 35 gelmiş. Fena değil. Yani az da olsa koyunlardan da gelir geliyor. En azından sürekli gelir. Böylece en sıralardan en sonundan sürekli bir gelir geldi.
sürü para gitti ona. Burayı hasat edebilecek miyim bilmiyorum. Kış Avrupa'ya gelecek. Edebilsek biz 20 binde buradan geliyor. Burayı da sırtlar. Bir sonraki bölümde kıştan devam edeceğiz. Ben bu bölümü de aldım. Bu bölüm oldu. Bu bölümü de burada noktalayalım. Sonraki bölümde kış mevsiminde görüşmek üzere arkadaşlar. Ben size iyi günler diliyorum. Görüşürüz.